Biz tabii ki Karadeniz müziğini çok bir kuşağın çok sevmesine, işte rock dinleyenlerin de çok sevmesine, farklı müzik türleri dinleyenlerin de çok sevmesine neden olanlardan birisi rahmetli Kazım Koyuncu'ydu ve Karadeniz'in yaşamış olduğu o büyük Çernobil faciası sonrası büyük kayıplarımızdan bir tanesiydi. Siz o zaman hayli küçük bir çocuktunuz tahmin Evet. ediyorum. Zeki Müren dinlediğiniz gibi. Yani ben de Hopa'daydım. O Çernobil, o yağmur hepimizin üzerine yağdı tabii o dönem. Hala da etkisini devam ettiriyor. Bir gün bizde ne çıkacak bilmiyorum. Yani mutlaka ki her evde bir kanser vakası, her evde Karadeniz'de vardır. Yani bunun için zamanında yapılması gereken birçok şey varken yapılmamış. Bunlara girersek aslında hani merak edenler ya da bu konuyla ilgili olanlar araştırmalarını yapmıştırlar. Dönemde kanserli çaylar içtik. Yani sadece Karadeniz değil, Karadeniz dışındaki insanlar da bunu tüketti. Maalesef o tüketime sebep olan insanlar suçlu o dönemki. Yani o yağmur her yere yağdı. Sonuçta biz imkanlar olmayan insanlar da çok fazla Karadeniz'de, köyde, yaylada bu insanlar topraktan ürettikleriyle yaşamaya çalışıyordu. Yani o işte lahanayı yedik sonuçta. Çayı topladık. Mısırı yedik. Yani bunları tüketmek zorundaydık. Hepimize bulaşmıştır o. Şimdi Az onlar çok. tabii ister Ya istemez çıkıyor yani. bu şeyde. Bir de genç yaşta ölüm çok acı veriyor yani. Benim kendi yaşıtım benden küçük yani çocuklar da kanserden öldü. Çok yakında bir arkadaşımdı mesela. Kadıköy'de bir arkadaşım vefat etti. Yani çok Herkesin fazla var. evinde bir odanın ışığını kapattı bu Evet. hastalık. Kazım Koyuncu çok güzel bir dönemdi. Karadeniz için inanılmaz bir umut ki o umut hala devam ediyor. Yani bitmedi onun Karadeniz'deki devrimi. Çünkü özellikle gençler üzerinde önemli idi onun etkisi. Karadeniz müziği 35-40 yaş üstü insanların dinlediği bir müzik İdi. tarzıydı. Müzikti o zaman. Gençleri kazandı. Çünkü o Batı enstrümanlarla birlikte bir de o sahne enerjisi, uzun saçlı olması farklıydı. Çünkü herkesten farklı geldi. İşte küpesi, sakalları falan. Çok sevildi. Çok Çok karizmatik bir adamdı. kucaklandı. Evet. Çok sevdik. Sesi çok güzel. İnanılmaz, mükemmeldi. Acı vardı. Yani aynı zamanda ben onda şunu görüyordum. Hem duygusal şarkıları hem de hareketli horon eserlerini çok iyi seslendirebilen birisiydi. Bu ikisini bir insanda kolay kolay bir müzisyende Karadeniz'de biz bulamamıştık. Yoktu. Yanılıyor muyum? Bir de diyor ki konuşamıyorum. Ne kadar güzel ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz her şeyi. Tamam, utandırmayayım. Divane az önce dediniz ya, hani o bir yolu açtı. Ve ondan sonra pek çok genç Karadenizli müzisyeni Türkiye'nin her bir tarafında dinlemeye başladık. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki artık televizyon dizilerinde onların şarkıları özel klipler yapılır oldu, Evet. kullanılır.